Ve bir kumpas daha deşifre oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi henüz 6 günlük teğmen pilotken 2008 yılında gözaltına alınmış ve FETÖ kumpas davasından tam 41 ay cezaevinde yatmıştı. FETÖ'cülerin Çelebi'nin telefonuna tutuklanmasına neden olan belgeleri sadece 61 saniyede aktardıkları ortaya çıktı. Yargıtay verileri aktaran FETÖ'cü polis memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu. Meclisteki makamında ATV Haber mikrofonuna konuştu AK Partili Çelebi. Davasından vazgeçmemekte kararlı. ...61 saniyede bir teröristin rehberi benimkine kopyalanıyor. İşte o 61 saniyeyle FETÖ'cüler Mehmet Ali Çelebi'nin hayatından tam 41 ayını çaldı. 61 saniyeye karşılık tam 41 ay. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 2008 yılında teğmenken FETÖ'nün kumpas davasında gözaltına alındı. Çelebi gözaltındayken FETÖ'cü polisler cep telefonuna terörle irtibatlı 139 kişinin cep telefon numarasını tam 61 saniyede kaydetti. İnsan hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı? 24 yaşında örgüt yöneticisi yapıldım. Çelebi 2008 yılında gözaltına alındığında cep telefonunu kapatıp teslim etti. FETÖ'cü polis memuru Hanifi Öfaydın ise telefonu açtı. 61 saniyelik kumpas çarkı işte o an işlemeye başladı. Bu telefon saat 17.50'de alındıktan sonra saat 23.50'de, 23.52 ile 23.54 arası 1 dakika 23 saniye sinyal veriyor. Nereden? Vatan Emniyet'ten. Bunu ispatladık bilirkişi raporlarıyla. FETÖ'cü polis Öpaydın, Çelebi'nin 1 dakika 20 saniye açık kaldığı tespit edilen telefonuna bir teröristin rehberini kopyaladı. Son yüklenen 139 numara 61 saniyede yükleniyor. Hiçbirisini aramamışım. Emniyette soruyoruz. Cevap ne? Sehven. Yanlışlıkla yüklemişiz. İşte meşhur sehven hadisesi Türkiye'de bu şekilde gelişiyor. FETÖ'cü polise verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. O dönem cemaatle bağlantısı olan bir hakim beraat vermişti. Biz şu an istinaftayız. Yani burada mutlaka bunun bir cezası olması gerektiğini düşünüyoruz. Kayıtlardaki kumpas ortaya çıkınca Çelebi tahliye edildi. Hukuk mücadelesini ise sürdürüyor. FETÖ'cü polisin yargılanması için Yargıtay'daki dosyayı kapatmamakta kararlı. Ne Babacan'la ne Abdullah Gül'ün olduğu yerlerde bu FETÖ'ye karşı mücadele edemez. FETÖ'ye mücadele edecek olan kişi 15 Temmuz'da direnen Sayın Cumhurbaşkanımız. O nedenle Cumhur İttifakı'nda yerimi aldım.